Merhabalar, 11. sınıf konularıyla devam ediyoruz. Konumuz tork. Tabii ki buradaki tork, kuvvet momenti. Yani kuvvet bir döndürücü etki yaratıyor. Kuvvet dediğimiz şey bir cismin hızını ve şeklini değiştirebilen etkiydi. Fakat burada kuvvetin döndürücü etkisinden bahsedeceğiz. Yani kuvvet momenti. Buna da biz tork diyoruz. Burada tahtara üstünde iki tane çocuk var. Birbirlerini dengelemeye çalışıyorlar. Sol taraftaki fazlasıyla zorlanıyor sağ taraftaki arkadaşı dengelemek için. Sağ taraftaki arkadaş varsayalım ki 80 kilogram olsun. Sol taraftaki arkadaş da 50 kilogram olsun. Eğer bunlar birbirlerini dengeleyebiliyorlarsa sol taraftaki arkadaşın kütle merkezinin denge noktasına olan uzaklığı sağ taraftaki arkadaş çok rahat dikkat edersek denge noktasına kütle merkezinin uzaklığı arasında şöyle bir ilişki olması gerekiyor. Sol taraftaki 50 kilogramsa ve denge noktasına olan uzaklığı 8x ise 50 kilogram çarpı 8x bunları orta kulda gördünüz. 80 kilogram çarpı 5x olması gerekir. O yüzden sağ taraftaki daha rahat dengelemeye çalışacak sol taraftakini. Eğer sağ taraftaki biraz sağa gitmiş olsa denge bozulacaktır ve saat yönünde dönme gerçekleşecek. İşte bu arkadaşların ağırlıklarının oluşturduğu torklar. Sağ taraftakinin ağırlığı 80 kg çarpı yer çekimi ve yer çekimi iğmesi de 10 metre bölü saniye kare kabul edersek sağ taraftakinin ağırlığı 800 Newton iken sol taraftakinin ağırlığı ise 500 Newton olacaktır. Ve sağ taraftaki 8 Newtonluk bir ağırlık etkisi de bu noktaya göre bir dönme yaratacak yani bir tork oluşturacak sol taraftakinin oluşturduğu torku dengeleyecektir. Sol alt tarafta bir vida var ve bir anahtarı var. Bu vidayı saat yönünün tersi yönde döndürmek istiyorsak bu anahtara şu yönde bir kuvvet uygulamamız gerekir. Uyguladığımız bu kuvvet bu vidayı saat yönünün tersi yönde döndürür. Yani bir tork yaratır. İşte bu torku nasıl bulacağız ona bakalım. Ee, ona bakmadan önce sağ taraftaki 80 kilogramlık arkadaş daha büyük bir tork oluşturur aynı mesafede ama mesafe küçük ise ki şurası 5x diğerinin mesafesi daha büyük olduğu için torklar birbirini dengelemişti. Ama sağ taraftaki arkadaş biraz sağa giderse ağırlığı fazla olduğu için ve mesafeler aynı olmuş olsaydı yani 8x'e 8x olsaydı 80 kilogramlık saat arasındaki arkadaşın oluşturduğu tork daha baskın gelir ve saat yönünde dönerdi. Şimdi bunu matematiksel olarak inceleyelim. Şimdi şurası dönme noktası olsun ve dönme noktasına olan uzaklık D olacak şekilde bir kuvvet uygularsak bu kuvvetin sonsuz bileşenlerinden iki tanesine bakıyoruz. Birisi bu D'ye paralel bileşen, diğeri ise D'ye dik bileşen. Paralel bileşen bir tork yaratmaz, döndürme etkisi yaratmayacaktır. Dik bileşen bunu saat yön tersi yönde döndürecektir. İşte bu dik bileşeni nasıl buluyorduk? Vektörlerden hatırlayalım. F çarpı sinüs alfa ile buluyorduk. Ve bu kuvvetin şuraya O noktası dersek O noktasına göre oluşturduğu tork tavu sembolüyle gösterilir vektörel bir büyüklüktür. Tabii ki buradaki vektörel büyüklüğü vektörel çarpımla bulmamız gerekiyor ama vektörel çarpım lise müfredatında olmadığı için sayısal değer olarak ifade edeceğim. Yani tavo yani tork eşittir. Buradaki kuvvet vektörünün dik bileşeni f çarpı sinüs alfa çarpı d ile bulunacaktır. D mesafesi ne kadar büyük ise o kadar büyük tork oluşturur. Ki biraz önceki örneğimizde 80 kilogram kütleli çocuğun biraz sağa kayması durumunda oluşturduğu torkun artmasının sebebi dönme noktasına olan uzaklığın artmasından dolayı idi. Ve yine 80 kilogramlık çocuk daha yakın olmasına rağmen diğer taraftaki 50 kilogramlık çocuğu dengeleyebiliyordu. Çünkü onun ağırlığı daha fazlaydı. Yani kuvveti fazlaydı. O halde tork kuvvetle orantılı ve mesafeyle orantılıdır. Şimdi burada torku nasıl tanımladık? Dikkat edin. Tork, kuvvetin dik bileşeni çarpı uzaklık ya da kuvveti aynen alırım. Kuvvet şu yöndedir. Bu kuvveti biraz büyütelim şöyle. Bu kuvveti sağa sola hareket ettirmeden, doğrultusunu değiştirmeden şuraya taşırım. Dik uzaklığını alırım. Dik uzaklığı da dikkat edersek x kadar olacaktır. Yani aynı torku şu şekilde de yazabiliriz. F çarpı dik uzaklık. Peki şurada bir üçgen var. Bu üçgene bakarsak şurası iç ters açı olduğu için alfadır. Ve bu üçgende x mesafesini veren ifade d çarpı sinüs alfa olacaktır ve x yerine d çarpı sinüs alfa yazarsak tork f çarpı d çarpı sinüs alfa olur. Yani yukarıdaki de aynı sonuca ulaşmış oluruz. O halde tork kuvvet çarpı dik uzaklık ya da kuvvetin dik bileşeni çarpı uzaklık şeklinde yazılacaktır ve burada kuvvetin birimi Newton ve uzaklığın birimi metre olduğu için torkun birimi newton çarpı metredir. Ama enerji boyutunda değildir. Bu anda dikkat edelim. Yani enerjinin birimi de newton çarpı metreydi veya işin birimi, ama torkun birimi de newton çarpı metre olmasına rağmen enerjiyle ilişkisi yoktur. Şimdi bu torkun yönü nedir? Dönme yönü nedir? Hep öğrenciler burada karıştırır. Bu kuvvet o noktasına göre saat yönünün tersi yönde bir dönme yaratır. Ama bu dönme yönü torkun yönü değildir. Torkun yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ el kuralı gereği. Şimdi sağ elimizin dört parmağını şu yönde tutarsak dört parmak dönme yönünü gösterecektir. Dört parmak dönme yönünü gösteriyorsa dönme yönü yazalım şuraya dönme yönü. Baş parmağımızın gösterdiği yön torkun yönü olacaktır. Bu örnek için düşünürsek sağ elimizin dört parmağını bu yönde tutarsak başparmak sayfa düzleminden dışarıya doğru olacaktır. Yani sayfadan bize doğru gelecek. Peki sayfadan bize doğru gelmesi ya da sayfa düzleminin içine doğru gitmesi durumunda hangi sembolleri kullanacağız? Bir ok düşünün. Okun önündeyseniz ok size doğru geliyordur. Ok size doğru gelirken gördüğünüz şey şuradaki nokta ve çevresi olacaktır. Yani şöyle nokta ve çevresi. Eğer nokta şeklinde bir sembol görürseniz bu sayfa düzleminden dışarı doğru yani sayfadan çıkmış size doğru gelmiş. Eğer okun arkasından bakıyorsanız ok sizden uzaklaşıyordur ve arkadan baktığınız zaman okun şu kısmını göreceksiniz. Yani çarpı göreceksiniz. Çarpı sembolü de sayfa düzleminden içeri doğru anlamındadır. O halde burada torkun yönü hangi yöndedir? Yine dört parmağımızı saat yönünün tersi yönde alırsak baş parmağımızın gösterdiği yön sayfa düzleminden dışarıya doğru olacak. Yani torkun yönü nokta olacaktır. Yani şu şekilde olacaktır. Buna da dikkat edelim lütfen. Evet birkaç örnekle bunu anlamaya çalışalım. O noktası etrafında serbestçe dönebilen yatay düzlemdeki çubuğa aynı düzlemde F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre çubuğa O noktasına göre etkilen torkun yönü ve büyüklüğü. Şimdi yönüne bakalım önce. Bu kuvvet O noktasını sağ yön ters yönde döndürür. Sağ elimizin dört parmağını bu yönde tutarsak baş parmak sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. Yani torkun yönü nokta olacaktır. Ve torkun değeri dik kuvvet çarpı uzaklık. Dik kuvvet burada 40 Newton. Uzaklık da 20 santimetre. Hemen buraya 20 yazmıyoruz. Çünkü MKS yani SI bilim sistemini kullanıyoruz. Metre kilogram saniye. Santimetreyi metreye çevireceğiz. Sıfır tam onda 2 metre olacaktır. Ve yerine yazarsak virgülü götürür şuradaki sıfır. 8 Newton çarpı metre olacaktır. Yani cevabımız nokta ve 8 Nm D seçeneği olur. Evet bir başka soruya bakalım. Yatay düzlemde O noktası etrafında F kuvvetinin etkisiyle serbestçe dönebilen D uzunluğundaki çubuğa O noktasına göre etkiden torkun büyüklüğü dikkat edin O noktasına göre diyor. Yani torkun belirli bir eksene ya da noktaya göre Belirtilmesi gerekir. Yani tork mesela şurada bir kuvvet var. F kuvveti. Bu F kuvvetinin şu noktaya göre bir torku vardır. Ama bu noktaya göre bir torku yoktur. Yani her noktaya göre tork olmayacak. Hangi noktaya göre? Mesela A noktasına göre torku yok. B noktasına göre torku var. C noktasına göre de torku vardır. B noktasına göre torku buraya olan dik uzaklığına bakarız. C noktasına göre torku ise buraya olan dik uzaklığına bakarız. B noktasına göre torku daha büyüktür. O noktasına göre etkilen torkunun büyüklüğü niceliklerinden hangileri tek başına artırıldığında kesinlikle artar diyor. O noktasına göre tork F çarpı sinüs alfa çünkü dik kuvvet bileşenini alacağız çarpı D olacaktır. F kuvveti artarsa artar mı? Evet artar. D uzunluğu artarsa artar mı? Evet artar. Alfa açısı artarsa artar mı? Şöyle baktığımız zaman sinüs 30 atıyorum 30 dereceymiş ve bu 30 derece 40 derece olursa sinüs 40 olur artar diyebiliriz. Fakat burası 30 dereceyken ben bu açıyı artırmışım ama şöyle yapmışım. Yani bu açı şöyle artmış. Burası yine 30 derece olabilir. Yani burası da toplamda ne olacak? 150 derece olacak. Alfa açısını ben 30 dereceden 150 dereceye getirirsem artmış olmaz. 160 dereceye getirirsem bu sefer sinüs 20 kullanılır daha da azalmış olur. Yani kesinlikle artar demiyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Buna da dikkat edelim. Evet bir başka soruya bakalım. Yatay düzlemde O noktası etrafında dönebilen eşit 1 metre bölümüyle çubuğa aynı düzlemde F1, F2 kuvvetleri uygulanmış. Buna göre çubuğa O noktasına göre etkilen net tork hangi yönde ve kaç Newton metredir? Şimdi O noktasına göre saat yönünün tersi yönde ya da saat yönde dönme yaratacak bu kuvvetler. Ve saat yönü tersi yönü eksi ve saat yönünü artı alabilirim. Kafama göre seçerim. Saat yönü tersini artı, saat yönünü de eksi alabilirdim. Ve toplam tork, net torku bulmaya çalışalım. Önce sayısal değer olarak bakalım. F1 kuvveti saat yönü tersi yönde yani eksi yönde bir tork oluşturacak. Eksi 10 kere dönme noktasına olan dik uzaklık 1 metre. 1 metre daha 2 metre olacaktır. Ve F2'nin... Dik bileşenini alırsak şu yönde F2'nin dik bileşeni 20 kere sinüs 53 olacaktır. Ve sinüs 53 değeri 0 tam onda 8 olarak verilmiş. 0 tam onda 8 ile 20'yi çarparsak 16 Newton yapacaktır. Ve bu da artı yönde döndürecek. Yani artı 16 kere 1 olacak. Şuradan eksi 20 artı 16 sonuç eksi 4 Newton çarpı metre olur. Peki burası eksi çıktığı zaman ne anlayacağız? Saat yönünün tersi yönde döndüğünü anlayacağız. Saat yönünün tersi yönde dönüyorsa, halimizin dört parmağı saat yönünün tersi yönde tutarsak, baş parmağımız sayfa düzleminden dışarıya doğru olacaktır. Yani torkun yönü dışarı doğru, nokta ve değeri de 4 Newton çarpı metre olacaktır. Ve nokta 4 Newton çarpı metre de A seçeneğinde mevcut. Evet başka bir soruya bakalım. Yatay düzlemde o noktası etrafında serbestçe dönebilen dikdörtgen levhaya F, 3F ve 5F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre levhaya o noktasına göre etkilen torkun büyüklüğü. O noktasına göre yine deminki örnekte olduğu gibi sağ tarafa artı sol tarafa eksi alırsak şu F kuvveti bu O noktasına göre bir tork oluşturmayacaktır. 3F kuvveti şöyle buraya da taşıyabiliriz. Yani bu eksende şuraya taşıyabiliriz. Dik uzaklık burasıdır. Ve saat yönünde bir tork yaratacak yani artı 3f kere dik uzaklık 3d olacaktır 3f'nin torku ve 5f'nin torku da 5f çarpı d ama saat yönü ters yönde eksi 5f kere d olacak bu toplam tork bu kadar olacak yani net tork yani 3 kere 3 9fd eksi 5fd olacak ve 9 eksi 5'te 4fd olacaktır ne tarafa döndürecek toplamda artı yönde olduğu için saat, saat yönde döndürecektir. Saat yönünde döndürüyorsa torkun yönü de çarpı yani sayfa düzleminin içine doğru olacaktır. Ama bize kaç fd diye sorduğu için cevabımız d seçeneğidir. Yönde sorsaydı sayfa düzleminin içine doğru diyecektik. Evet başka bir soruya bakalım. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde o noktası etrafında dönebilen ağırlıksız çubuğa aynı düzlemdeki f1, f2, f3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre hangi kuvvetler çubuğu tek başına döndüremez? Çubuğu tek başına döndürebilmesi için O noktasından uzantısı geçmemeli. Ve F1 kuvvetine bakarsak F1 kuvvetinin uzantısı O noktasından geçiyor. O yüzden F1 kuvveti bu çubuğu yatayda döndüremez. F2 kuvvetine bakarsak F2 kuvvetinde şöyle çizdiğimiz zaman bir aşağı 2 sola bir aşağı 2 sola doğru gittiğimiz zaman yine O noktasından geçiyor uzantısı. O yüzden bu da döndürme etkisi yaratmayacaktır. F3'e baktığımız zaman F3 kuvveti sol tarafa ve bu kuvveti sol tarafa taşırsak, yani şöyle taşırsak, dik uzaklığını almak için, şurası dik uzaklıktır. Ve bu F3 kuvveti saat yönünün tersi yönde bir dönme yaratacaktır. Tek başına döndüremez diye sorduğu için cevabımız F1 ve F2 olacaktır. Evet, başka bir soruya bakalım. O noktası etrafında serbestçe dönebilen levhaya F2, F3, F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre O noktasına göre etkiden tork hangi yönde kaç FR'dir? Dönme yönü değil bakın torkun yönü ve burada saat yönü tersi yönü yine biz eksi alalım saat yönünde de art alalım. Ve üst taraftaki kuvvetten başlayalım. Bu F kuvvetinin dönme noktasına olan uzaklığı dik uzaklığı 3 rye kadar. Ve döndürme yönü eksi yönde. Yani eksi F kere 3R'lik bir tork oluşturuyor. Şu 3F kuvveti ise saat yönde döndürme yaratacak. Yani artı 3F kere 3R olacaktır. Ve 2F kuvveti de yine saat yönü tersi yönde. Eksi 2F çarpı R kadarlık bir tork oluşturacak. Bu net tork olacaktır. Ve net torka bakarsak şurada eksi 3, burada artı 9 ve en sonunda da eksi 2 tane F çarpı R olacak. Ve eksi 3, eksi 2 daha eksi 5, artı 9 daha artı 4 FR olacaktır. Artı yönde döndüğü için saat yönünde dönecek. Saat yönünde dönüyorsa sayremizin dört parmağı saat yönünde tutarsak baş parmağımız sayfa düzleminin içine doğru olacaktır. Yani cevabımız çarpı 4 FR olacak. Yani C seçeneği olacaktır. Evet bir başka soruya geçmeden önce şöyle bir yöntem daha göstereyim. Şimdi A noktası dönme noktası olsun ve A noktası ile B noktası arasında bir çubuk olduğunu varsayalım. Ve biz B noktasına bir kuvvet uygularsak, B noktasına şöyle F kuvveti uyguladığımızı varsayarsak, bu kuvvetin değeri F kadar olsun ve AB arası mesafe yani çubuğun boyu da D olsun. A noktasına göre bu F kuvvetinin oluşturduğu tork neydi? Tork eşittir F kere sinüs alfa kere D şeklinde biraz önce bulmuştuk. Şimdi bu üçgene bakarsak bu üçgenin alanını hesaplamaya çalışacağız. Şurası dik uzaklık yani yükseklik olarak düşünürsek bu üçgenin alanı alan A diyelim hatta A eşittir. Yükseklik H çarpı taban kenarı D bölü 2 ile bulunuyordu. Ve burada H değeri şuradaki üçgende eğer burası F ise H değeri F kere sinüs alfa şeklinde bulunur. Yani F kere sinüs alfa kere 1 de burada D var bölü 2. F kere sinüs alfa kere d torku veriyordu. O halde tork bölü 2 diyebiliriz. Ve burada torku veren ifade şu üçgenin alanının iki katı olacaktır. Yani bazı sorularda da tork ile alanı kullanabiliriz. Alan hangi alan? Kuvvet vektörünün uygulandığı nokta üçgenin bir köşesi, dönme noktası üçgenin başka köşesi ve kuvvet vektörünün bittiği yerde üçgenin diğer köşesi olacak şekilde bir üçgen çizersek bu üçgenin alanı torkla orantılıdır. Ne demek istediğimi şuradaki örnekle açıklamaya çalışayım. Şekildeki F1, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre torkları sırasıyla Tau 1, Tau 2, Tau 3'tür. Buna göre torkların büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci kuvvete bakarsak F1 kuvveti uygulama noktası burası. Dönme noktası O noktası ve kuvvet vektörünün bittiği yer burası. O halde şu alan birinci kuvvetin oluşturduğu torkla orantılıdır. Ve ikinciye bakarsak ikincide de şöyle bir üçgen var, üçüncüde de şöyle bir üçgenimiz olacaktır. Ve birinci kuvvetin oluşturduğu tork, tau 1, orantılıdır bu alanda. Alana da dikkat edersek 2 1, buranın alanı bir birim olacak. Ve şuranın alanı da 2 2, e, burada da 2 birimlik alan var. Ve şuranın alanını da hesaplarsak kenar 1, yükseklikte 2 olduğu için buranın alanı da 1 olacaktır. O halde tau 1 bir, yani birincinin oluşturduğu tork 1 ile orantılı, ikincinin oluşturduğu tork 2 ile orantılı ve üçüncünün oluşturduğu tork da yine 1 ile orantılıdır. Bu durumda tork 2 büyüktür, tork 1 eşittir, tork 3 olacaktır. Yani biraz önceki üçgen alanını bu yüzden verdim. Yani alanla orantılı olduğunda bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet bir başka soruya bakalım. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan F1 kuvvetinin O noktasına göre torku bu şekildedir. Yani tavudur. Buna göre O noktasına göre bileşke tork kaç tavudur? Şimdi F1'in ve diğerlerini oluşturduğu torkları da bu sefer bileşenlere ayırma yöntemiyle yapalım. Hatta şunu biraz büyütelim. Ve saat yönünde dönmeyi artı kabul edelim. Saat yönü tersine de eksi kabul edersek. Ve buradaki bir birimlik vektöre F diyelim ve mesafeye de D diyelim. Yani F1 kuvveti F büyüklüğünde olsun ve şu mesafeler D kadar olsun. Şurası da yine D kadar olduğunu varsayalım. Saat ön tersi yönde eksi yönde olduğu için tork 1 eksi yönde olacaktır. Yani eksi F kere D olacak. Dik uzaklık D kadar olduğu için. Tork 2'ye bakarsak tork 2 iki tane bileşeni var. Bir sağ tarafa bir de aşağı yönde. Sağ tarafı olan bu kuvvetin dik uzaklığı 2D yani saat yönünde döndürdüğü için artı olacaktır artı f kere 2d ve şuradaki bileşeni ise şöyle uzatırsak dik uzaklık D'ye kadar olacak. Artı f kere d olacaktır. Yani bu da 3 fd olur. Ve tork üç'e bakarsak tork 3 iki tane bileşeni var. Birisi yukarı yönde 2 birim birisi de sağ tarafa. Yukarı yönde olan o noktasına göre saat yönü tersi yönde döndürecek. Yani eksi 2 f kere d ve şu da yine eksi yönde döndürecektir. Eksi f kere dik uzaklığına bakarsak dik uzaklık şurası olur. 2D olacaktır. Ve bunun değeri de eksi 4 FD olacaktır. Şimdi birinci kuvvetin oluşturduğu torkun değeri hangi yönde? Döndürme yönü eksi yöndedir ve bunun değeri de tavu ise FD bir tavu ise 3 FD 3 tavu olacak ve 4 FD de 4 tavu olacaktır. Ama şurada eksi FD Artı tau ise artı 3 f'de eksi 3 tau'dur. Eksi 4 f'de ise artı 4 tau olur ve toplamı 1 burada, x3 burada, artı 4 de burada olduğu için 4, 1 daha 5, 3 çıkar, 2 tau olacak. Yani cevabımız e seçeneği olacaktır. Evet, tork konusunu bitirdikten sonra denge konusuna geleceğiz. Çünkü dengeyi anlayabilmek için hem vektörleri hem de torku bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.